Ee, şu emekli maaşına bir gelelim. Az vakit kaldı. Sıkıntı var orada. Ee, değerli izleyiciler bir notumu aktarayım. Bu sabah ee, şöyle bir şey var. EYT'den 2023 yılında yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. 2024 yılında 300 bin kişinin emekli olması bekleniyor. 2023 yılında emekli aylık ve ikramiye maliyeti 213 milyar. Prim dahil toplam maliyet 250 milyar TL 2024 yılında sadece emekli aylık ve ikramiye maliyeti 360 milyar. Primle beraber maliyet yaklaşık 500 milyar TL. 2024 yılında emekli aylık ve ikramiyeleri. ikramiyeden kastım bayramda verilen iki ikramiye. Bütçenin %45'i bu sene emekli çalışan ve SGK'ya gidiyor. Yatırımlara çok az kalmış ama az kalmış. Ee, ekonomi yönetimi e, zamlar konusunda biraz tereddütlü olduğunu söyleyeyim. Ama ama en düşük maaş alanlarla ilgili bir düzenleme zaten o kök maaşı gibi düzenleme yapılması gerekiyor. 7500 lira e da bırakılmayacak onu söyleyeyim. Orada bir düzenleme geliyor. Yani o Erdoğan, Cevdet Yılmaz ve şeyden bir briefing alacak e, Mehmet Şimşek'ten. Bugün kabine vardı iptal oldu. Niye iptal olduğunu bilmiyorum. Oradan iptal oldu. E, ama normal SGK ve Bağkur herhalde o 38, 37 buçukta kalacak. Çıkacak. Yani SGK... ya ama bu da iş mi yani? Ben, evet. ben de bunun muhatap ve mağdurlarından biriyim. SGK ve Bağkurlar 37.5 kalacak ama en düşük alanlara düzenleme bir şekilde yapılacak gibi görülüyor. Bütün bunlara rağmen karar çıkmıştı. Son karar Erdoğan'da. En küçüklerin Erdoğan. rakamı konusunda bir bilgin var mı? Kaç kişi? Ee, bayağı var. 7,5. 7500 olan çok var yani. Rakamı bilmiyorum ama onu bir dahaki programı öğreneyim söyleyeyim sana. Ben ama çünkü parti, orada siyasi e, bu konular bu şeyler üzerinden verilerden üzerinden siyasi şimdi, iyi yaparak. Aynen parti. şimdi ben Anadolu'da AK Parti için bir şey söyleyeyim. Ne şey çıkar bilmiyorum ama o 7500 alanların kök maaşta bir kanun değişikliği lazım. O değişecek. Muhtemelen %37,5 ile işte 10.500 oraya geliyor. Eğer bu değişmezse az önce ekonominin maliyetlerini bize gelen notu okudum. Herkese var bu. 37,5'te kalırsa AK Parti gene Anadolu'yu alır ama bu emekliden bir şey görür, tepki görür, seçimde görür. Bunu da söyleyeyim, ee, adalet değil yani ben adalet açısından bakıyorum. Memurun kendi hakları ve benzeri tamam %50, onların kendi hakları var sözleşmeleri gereği öyle. Ama emekli unutulmaması gerektiğini bir daha söyleyeyim. Her şey bitmiş değil, ee, son sözü Erdoğan söyleyecek. Tekrar edeyim. SGK Bağkur şimdilik %37,5 ama en düşük alanlarda bir değişiklik yapılacak. Onlar 10.500 Sayın Bakan bu konuda ne diyor? Tabii bu gerekçeleri gösterip Bunlar söylüyor. Onun, direniyor herhalde. O ekip anlayacak. bana onlarda söyledi. Onlar söyledi onlar bunu bana. O ekip söyledi yani. Bu, bugün bilgi notu olarak. Başka gazetecilerin çoğuna gitti. Bu az önce anlattığım rakamları veriyorlar. Ama ben son karar daha çıkmadı. Erdoğan verecek son kararı o bütçeyle ilgili Bu, de bir buna alışırız. Bir, yok bütçeyle ilgili de bir rapor alacakmış. Yani bütçe hmm. ne durumda? Biliyorsun bütçenin %20'si deprem bölgesine gidiyor. Yani 890 milyar TL. Ona da hep beraber bakalım. diye.